Merhabalar. Dün yurt içi piyasalarda Moody's'in ilk etkilerini takip ettiğimiz bir gün oldu. Beklentiler dahilinde Borsa İstanbul tarafında %3.8 değer kaybıyla günü tamamlarken, 2 yıllık gösterge tahvil faizinde ise 27 bas puanlık bir yükseliş kaydedildiğini görüyoruz. Ancak küresel piyasalara baktığımızda burada satış baskısı hakimdi. Bu görünüme rağmen not indirimi gelen Türkiye'de Borsa İstanbul'un %3.8 bir düşüşle kapanışı yine de ilk etkinin biraz daha sınırlı olduğunu gösterir nitelikteydi. Kur tarafına baktığımız zamansa kritik 3 seviyesine doğru bir yükselişin geldiğini, ancak bu seviyenin kırılamamasının ardından geri çekimlerin etkili olduğunu görüyoruz. Bu nedenle kur tarafında da etkinin biraz daha sınırlı olduğunu söylemek mümkün. Bugüne baktığımız zamansa yurt içi piyasalar için kritik bir veri akışı bizleri beklemiyor. ABD tarafına baktığımızda makro verilerden ziyade başkanlık seçimlerinin daha da ön planda olduğu bir günü geride bıraktık. Bugün günün ilk saatlerinde başkanlık seçimleri yaklaşmak üzereyken başkan adayları Clinton ve Trump'ın münazarası takip edildi. Yapılan anketlere göre Clinton'ın bu münazaranın kazananı olduğu belirtiliyor. Ve bu gelişmenin ardından Trump'ın geride kalmasıyla birlikte küresel risk iştahına bir miktar artışın yaşanması beklenebilir. Bugün ABD vadelerine baktığımız zamansa burada da alıcılı bir görünümün etkili olduğunu görüyoruz. Euro bölgesine baktığımızda dün Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin konuşmalarını takip etmiştik. Ama Draghi'nin her zamanki söyleminin çok da dışına çıkmadığını ve piyasalarda hareketliliğe sebep olmadığını görüyoruz. Euro bölgesi için kritik olansa ABD'den 14 milyar dolar civarında ceza alan Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'ın hisselerinde tarihi dip seviyeleri görmesi oldu. Bu gelişmeyle birlikte Avrupa tarafındaki bankacılık sistemine ilişkin endişelerin canlandığını ve borsalarda da satış baskısının etkili olduğunu görüyoruz. Diğer önemli gelişmeler de petrol tarafında var. Dün başlayan OPEC'in olağan dışı toplantısı sürmeye devam ediyor ve arzda bir kısıtlamaya ilişkin beklentiler 2 gündür petrol fiyatlarını desteklemekte. Çarşamba günü sonlanacak olan toplantıdan gelecek yeni arz kısıtlamasına ilişkin karar ya da haber akışları petrol fiyatlarının yükselişi desteklemeye devam edecektir. Bugüne baktığımızda ABD tarafında hizmet PMI'yi, tüketici güveni ve Fed Başkan Yardımcısı Fisher'ın konuşmalarını takip ediyor olacağız.